Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Elif. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Kanalı açmadan önce aslında tam olarak bir YKS kanalı olmasını istemiyordum. Ama başımdan YKS ile ilgili birçok tecrübe geçtiği için ve bunun insanlara faydalı olabileceğini düşündüğüm için YKS ile ilgili tabii ki içeriklerim oldu ve olacak da. Ve sayısaldan eşit ağırlığa geçmiş bir insan olarak bu içeriklerin size yardımcı olduğunu da görüyorum. Yani atılan birkaç mesajdan ve yorumdan ve bu beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden de yani bu geçirdiğiniz aşırı uzun, yorucu ve meşakkatli bir yılın sonunda artık o sınav geldi, çattı. Bugün an itibariyle tam olarak 7 gün kalmış oluyor. Ve tekrar tecrübelerimi size aktarmak için ve elimden geldiğince yardımcı olmak için bu sandalyede oturuyorum. Size ben sınav anında nasıl bir psikoloji içerisindeydim, neler yaptım, sınavdan bir gün önce neler yaptım, nasıl geçirdim, benim için nasıl geçti, bunlardan bahsetmek ve yine birkaç tavsiye vermek istiyorum bunlarla alakalı. Öncelikle belki hiçbir videomu izlememişsinizdir, belki bu izlediğiniz ilk videomdur, o yüzden kısaca bir kendimi tanıtayım. Ben Elif, geçtiğimiz sene YKS sınavına girerek eşit ağırlıkta 2326. oldum ve şu an ODTÜ psikoloji bölümündeyim. Ama İngilizce hazırlık okuyorum bu sene. Yani bilmiyorum. Yani vay be demek istiyorum. Ya geçen sene tam bu zamanlarımı hatırlıyorum da nasıl stresten öldüğümü, nasıl ağladığımı, nasıl kendime gelmeye çalıştığımı, düşmelerimi, kalkmalarımı. Ama her şey bir yana mutluydum. Yani şu yüzden mutluydum. Tek mutluluğumdu belki de. Bitecekti. Bitti. Yani bitmek üzere. Ve YKS sizin gireceğiniz son dönem olacak. Yani böyle deyince aslında bu çok büyük bir şey. Çünkü ben tüm hayatım boyunca tüm planlarımı şey diye yaptım. İşte YKS bitince şunu yapacağım. YKS bitince tüm dizileri izleyeceğim. YKS bitince işte işe girip çalışacağım. YKS bitince dünyanın en mutlu insanı olacağım. Çünkü biliyordum ki tabii ki YKS bittikten sonra da hiç aslında dertlerimiz bitmiş sayılmaz. Hatta her şey yeni başlamış oluyor. Daha yorucu bir döneme giriyoruz aslında ama abi çok büyük bir şey anlıyor musun? Yataktan çok erken bir saatte kalkıp bir masaya oturup iğrenç, aynı tarz, sıkıcı soruları artık çözmek zorunda olmamak büyük bir şey. Bu girdiğimiz her sınav için geçerli. Hani çocukluktan beri bir sınavdan bir sınava giriyoruz. Ne bileyim eskiden SBS ile başlardı. Bu artık LGS ile başlıyor. 4 yıl önce adı başka bir şeydi. Ondan önce başka bir şeydi. Yani sürekli hayatımız sınavlara girmekle geçiyor ve en azından çok fazla çalışmak zorunda, yani iyi bir şey istiyorsanız çok fazla çalışmak zorunda olduğunuz bir sınavı geride bırakıyorsunuz. Hani bir yandan da bunun farkındalığı ve rahatlaması içerisine giriyordum yavaştan. Ben zaten sınava son bir ay kala hep artık deneme çözerek, branş denemesi de değil mesela, günde bir TYT bir artı denemesi çözerek ilerlemiştim. Ama tabii ki her gün ikisini birden çözmüyordum, yani o enerjiye sahip olamadığım çok zaman oluyordu. Ama genel olarak tabii ki yani bir ay kalmış, artık denemeler üzerinden ilerleme vakti geliyor. Son bir hafta da bu şekilde geçti benim. Ama artık YKS'ye yaklaştıkça çok zor denemeleri çözmeyi bıraktım. Çünkü denemelerde yaptığım netlerin benim üzerimde iyi ya da kötü bir şekilde etkisi oluyordu. Hatta sınavdan son bir gün önce ben hiç ders çalışmadım. Son denememi 2 gün önce çözdüm diye hatırlıyorum. Hatta 3 gün önce de olabilir. Ve o da zor bir deneme değildi. Bunu tavsiye ediyorum. Hatta sınavdan 2 gün önce de ben dışarı çıktım. Yani çok sevdiğim bir insanla buluştum. Ve onunla kafa dağıttım. Biliyorum tüm bir sene boyunca dışarı çıktığınızda, her dışarı çıktığınızda bunun vicdan azabını ve evinize döndüğünüzde hesaplaşmasını çekiyorsunuz. Ve kafasına giriyorsunuz. İşte o sürede şu kadar daha deneme çözerim, şu kadar daha soru yaparım falan diyorsunuz. Ama sonraki günde bence, bilmiyorum, ben bunu rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum. Ben böyle yaptım ve beni sınavları etkilemedi. Yani o gün çözmediğimiz sorular hiç de etki etmedi bana. Bir yardımı dokunmadı. Ama şey yapmıştım, YouTube'da bazı böyle özellikle TYT fiziğin falan tekrarları oluyordu YouTube kanallarının yapmış olduğu. Son gün bir onlara göz gezdirdim. Zaten son iki gün biraz böyle felsefe din bakma zamandır. Onlara baktım. Yani biraz daha kısa, küçük formüller üzerinden ilerledim. Unutabileceğim formüller üzerinden. Bunun bana yardım dokundu. Bunu tavsiye ederim. Yani o bir türlü kafanıza girmeyen fizik formüllerini ve matematik formüllerini son bir iki günde bakmak size unuttuğunuz şeyleri hatırlamanıza çok büyük bir şekilde yardım dokunabilir. Aynı şekilde matematikte kesip kesip kenara koyduğum sorular vardı. Son bir iki gün onları okuyup tekrar çözmeye çalıştım ama bence bunun için bayağı geç kaldım. Yani son bir iki gün o ayrılan, özel, çıkabilecek farklı tarzı soruları çözmektense onları böyle son bireye yaymak ve iyice kafanızı yerleştirmek bence çok daha faydalı olurdu. Çünkü
çok fazla soru birikmişti ve hepsini yapabilecek kadar zamanım yoktu. Sonra bir türlü çözemediğim, yetişmeyen çıkmış sorular oluyordu. Bu çıkmış soruları da nasıl desem, zaten bir seneden sonrası çok eski soru tarzına sahip, özellikle matematikte. Onları aman çözemedim falan diye o kadar stresiniz var, bir de bunu kendinize yaratmayın yani. Yani o 2009'daki bir iki soruyu çözmeyince sınavda iki net yapıyor olmuyorsunuz. Hani bunun stresini de varsa kafanızdan atın. Çünkü ben kendime çok dert yaratıyordum bununla ilgili. Ama işte şu senenin sorusu kaldı bilmem ne falan. Hani zaten eski 2018'den sonra sanırım. Yani o yeni tarz soruları görmüşseniz ve zaten tüm sene boyunca yaptığınız yeni nesil soruları çözmek çok da bir sorun kalmamıştır bence geriye. Sınav öncesi sanırım bu şekilde. Sınav anına gelirsek. Ya ben şöyle düşünüyorum. Zamanla girmeden önce tabii ki çok yani aşırı bir derecede stres yapıyoruz ve bu normal. Yani siz de bence ne çok rahat olun ne de çok stresli olun. Stresli olmak iyi bir şey ama o stresi yönetmeyi başarabildiğinizde. Fazlası size zehir olur. Vücudunuzu kontrol eder. Bedeninizde kontrol edemediğiniz şeylere sebep olur. O an çok iyi bildiğiniz bilgilerin bir anda aklınızdan silinmesi, ellerinizin titremesi, kalbinizin çarpması gibi. Ama o stresi yönetebildiğinizde o size bir şevk ve iyi bir hırs verir. Çünkü hırsın fazlası da kötüdür. Hırs ve başarabilme azmi içerisinde sınav anında belki de hiç yapmadığınız, hiç ulaşamadığınız netlere ulaşırsınız. Yani demek istediğim, işin içinde değilseniz her şey streslidir ve her şey zordur. Ama işin içine girdiğinizde işler değişmeye başlar. İşler biraz daha farklılaşır. Ya daha iyiye gider ya kötü, daha kötüye gider. Kısacası sınav anında da stres yaşadım. Çok fazla yaşadım. Ama işin içine girdiğim için beynim artık sınava gireceğim psikolojisiyle değil, şu anda sınavdayım ve soruları çözüyorum psikolojisiyle ilerlemeye başlamıştı. Bunun bilincinde olabilmek ve bu bilinçle soruları çözebilmek bence çok önemli. Çünkü o bir sene boyunca, hatta belki de mezuna kalmışsanız 2 yıl, 3 yıl boyunca hedefini kurduğunuz sınav şu an önünüzde ve şu an o soruları okuyorsunuz. O sınavın içerisindesiniz. Bu sizin o sene girdiğiniz son deneme. Ya daha iyisi olacak ya daha kötüsü olacak. Gerçekçi olmak gerekirse Muratcan Kocakulak diye bir YouTuber var. Belki biliyorsunuzdur. Şu an Boğaziçi'nde okuyan, YKS'yle ilgili çok benim de işime yarayan videoları olan bir insan. Biliyorsunuz geçen sene sınavı aşırı zordu. Bazı teorileri ve tespitleri olmuştu. Hani gerçi bu neredeyse her sınavda böyledir. Her zamanki yaptığınız denemelerin ya 10 net üstünde olacaksınız ya 10 net altında olacaksınız. Yani bunun daha kötüsü olması için gerçekten çok ekstrem şeyler gerekiyor arkadaşlar. Ne bileyim ya, bu aksilikleri şu an ben size söyleyip sizi sınırlamak istemiyorum. Hani böyle olursa çok kötü olur gibisinden. Bunun bilincinde olmak önemli. Ve zaten öncesinde binlerce deneme çözdüğünüz için, yani öyle varsayıyorum, o an hani şu an YKS'deyim düşüncesini bir kenara bırakıp her zamanki girdiğiniz denemelermiş gibi bakmaya başlıyor sorulara ve kendinizi ne bileyim evinizde ya da dershanede çözdüğünüz bir denemenin içerisinde gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Çok da kesin konuşuyor gibi olmayayım. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Bunlar benim tecrübelerim ve benim deneyimlerim. İstediğinizi alıp gerisini boş vermek size kalmış. Zaten hayatta hiçbir şeyin tam olarak planladığımız gibi gitmemesi gibi sınav anında öyle arkadaşlar. Yani ben mesela Türkçem benim en başarılı olduğum dersti. Ve ne bileyim böyle sınavdan önce hep 33-34 net çıkarırdım. Ama sınav anında bana çözerken her şey çok iyiymiş gibi geliyordu. Türkçe çözerken ilk başladığımda. Ve sanki doğru yapıyormuşum gibi hissediyordum. Böyle yardırıyordum. Aa ne güzel yapıyorum ya. O kadar da zor değilmiş. YKS'ydim falan böyle gibi hissediyordum. Sonra gittim Türkçe'de 10 yanlışım çıktı. Ama matematiği çözerken bana aşırı zor geldi. Ve hiç yapamadığımı hissettim. Hele geometriden bir soru bile çözemedim. İğrenç bir psikolojisi içerisindeydim. Ve sıçtım diyordum içimden. Sıçtım galiba, çok kötü oluyor şu an diyordum. Ama matematik netim iyi geldi. Yani her zaman yaptıklarım gibi değil. Tabii yine kötü geldi de. Çoğu insanın içinden iyi geldi. Yani beni iyi bir yere taşıdı o net. Aynı şekilde bir örnek daha. Ben fizik yapamıyordum. Ve bu yüzden TYT fiziği salmıştım. Dedim ki of yeter, öğrenmeyeceğim, bıktım. Kaç tane yaparsam yapayım, ben buradan gidecek kayba hazırım dedim ben sınava girmeden önce. Ama sınav anında her şey çok iyi gitti ve 7 soruda 6'da 0 yaptım. Hiçbir zaman, hiçbir denemede elde edemediğim bir başarıydı benim için. Öyle şeyler olur ki sınav anında dengeleriniz öyle bir değişir ki ve bu o kadar
tuhaf bir şey ki her zaman yaptığınız şeyleri o an yapamamak ama hiç yapamadığınız şeyleri başarabilmek çok farklı bir şey. Bu şey gibi hani zor soruları çözüp çözüp kolay soruları çözememek gibi bir şey aslında. Ne alaka ya? Bu yüzden yargısız infaz yapmayın. Son ana kadar hatta yani sınav bitene kadar orada durun ve çabalayın. O an aklınıza gelmeyen şeyleri geçip tekrar geri dönün. Pes etmeyin. Sınavın içinde pes etmeyin. AYT'yi ağlayarak çözdüm. Gözünüzü seveyim yemin ederim. Çözemiyorum. Bak, bakıyorum, okuyorum, anlamıyorum, geçiyorum, çözmeye çalışıyorum. Çözemiyorum. 2 saat uğraşıyorum. Çıkmıyor. Bu korkunç bir şey ama pes etmedim. Yani son ana kadar orada durdum ve yapamadığım şeyleri tekrar tekrar okudum. Belki aklıma bir çözüm gelir bir yerden diye. Geldiği de oldu. Bu çok önemli bir şey bence. Bunu sınav anında aklınızdan çıkarmayın. Sınav anıyla alakalı ve sınav öncesinde olanlarla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bir de genel bir şey söylemek istiyorum. Şu an nasıl duygular içerisinde olduğunuzu yaklaşık olarak anlıyorum. Çünkü çok yakın bir zamanda aynı şeyleri hissettim kalbimde. Çaresiz ve umutsuz hissettiğiniz çok fazla zaman geçtiğini de biliyorum. Her netleriniz yükselmediğinde işe yaramaz, hiçbir işe yaramıyormuş gibi, salakmış gibi, olmuyormuş ve olmayacakmış gibi hissettiğinizin farkındayım. Belki kendinize hiçbir şans tanımıyorsunuz. Belki sizden hiçbir şey olmayacağını düşünüyorsunuz. Belki sınavın sizin için hiç de iyi geçmeyeceğini, çok zor olacağını ve bu yüzden çok geride kalacağını düşünüyorsunuz. Çünkü çevremden gördüğüm bu. Çünkü zaten ülke olarak iğrenç bir dönemin içerisindeyiz. İğrenç bir gündemde bu kadar çabaladınız. O yüzden sanki sınavda bok gibi olacakmış gibi hissettiğinizin farkındayım. Ama arkadaşlar, hepimiz bir şekilde bilmiyorum yani elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak geçiyor vaktimiz. O yüzden siz de elinizden gelenin en iyisini yapın ya. Yani ne olabilir ki en fazla? Gerçekten ne olabilir ki? Neden önyargıya kapılıyorsunuz ki? Ya kimse size, bilmiyorum, kimse size tabii ki hakkınızı alabileceğinizin sözünü veremez. Geçen seneden de görüyoruz hakkımızı nasıl alamadığımızı. Bilmiyorum, çoğumuzun hayalleri suya düştü. Hiç de beklemediğimiz şeyler gerçekleşti. Gerçekleşmeye de devam ediyor. Ama kendiniz için elinizden gelen en iyisini yapın ya. Çünkü ben geçen sene öyle yaptım. Bu arada ben de hayalim olan okulu kazanamadım. Ne kadar sıralamam çok iyi olsa da. Ve bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Siz istediğiniz yerde olduğunuz sürece, yani demek istediğim istediğiniz bölümde olduğunuz sürece bence bir şekilde başa çıkacağız. Yani çıkmak zorundayız. Eğitim sistemimiz bok gibi. Az önce de söyledim. Küçüklükten beri bir at yarışının içinde gibi büyütülüyoruz. Hakkımızı alamıyoruz. Psikolojimiz bozuluyor. Bazılarımız bununla başa çıkamıyor, intihar ediyor. Bunlar kolay bir şey değil. Yani biz kolay şeyler yaşayan gençler değiliz. Hayatımızın hiçbir döneminde ilkokul hariç belki o da dahil biz rahat ve mutlu çocukluklar geçirmedik. Çünkü eğitim sistemimiz buna hiçbir zaman izin vermedi. Olgunlaşmanın yaşla pek bir alakası yok bence. İnsanlar tam olarak ne yapmak istediğini 30 yaşında bile karar verebiliyorken biz 18 yaşında ne yapmak istediğine, tüm hayatı boyunca ne yapmak istediğine karar verilmeye zorlanan gençleriz. Bunlarla ilgili çok doluyum. Ve bunlarla ilgili çok fazla söyleyecek şeyim var. Çok fazla düşüncem var. Hayatımda sizlerle hiç konuşmadım. Hiçbirinizi tanımıyorum. Nasıl karakterleriniz vardır, neler yapmaktan hoşlanırsınız hiçbir fikrim yok. Sizinle benim aklımda yok. Sizi tanımıyorum. Ama bu videoyu izliyorsanız iyi bir şeyler yapmaya çalıştığınızın farkındayım. İçinizde bu duygunun, bu isteğin olduğunu farkındayım. Tüm kalbimle söylüyorum. Umarım şans sizin yanınızda olur. Çünkü ben artık bu kadar çalışmadan sonra istediğini elde edip edememenin şansa bağlı olduğunu düşünüyorum. Ve umarım çoğu şey diyelim en azından istediğiniz gibi geçer. Şunu eklemek istiyorum. 2-3 soru fazladan çözemediniz diye geri zekalı olmuyorsunuz. Asıl benim etrafımda inanılmaz netler yapan geri zekalılar akıl, olgunluk ve ne bileyim iyi biri olmak bunların hiçbirinin çözdüğünüz 2-3 soruyla alakası yok. Ya da beyin seviyenizin, IQ'nuzun. Yani bu gerçeği de aklınızdan çıkarmamanızı rica ediyorum. 2-3 yıl sonra adı değişecek bir sınav için lütfen kendinizi heba etmeyin. Lütfen. Her sene değişiyor zaten. 10 yıl sonra YKS'de yaptığımız netleri bile hatırlayacak mıyız ki? Sanmıyorum. Yani şu an bu sürecin içinde olduğumuz için büyük resmi göremiyoruz ama büyük resim aslında çok daha farklı diye düşünüyorum ben. Umarım çok güzel bir sınav süreci geçirirsiniz sınav anında. Geçirmeseniz bile umarım devamında her şey iyiye gider. Çünkü geçen sene de çok kötü geçtiği için ağladım. Ama bir baktım
iyi bir sıralama geldi. Umarım iyi geçmezse de siz de benzer şeyler yaşarsınız. Sabah uyanacaksınız. Hazırlanacaksınız, kahvaltınızı yapacaksınız, evden çıkacaksınız, o sınava gireceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Sonra ertesi gün bir daha aynı şeyleri yaşayacaksınız. Ama üçüncü gün kalktığınızda artık YKS orada olmayacak. Artık sabahın köründe kalkıp TYT ya da AYT çözmeyeceksiniz. Artık o geometri sorularıyla boğuşmayacaksınız. Bir sabah uyandığınızda hocaların peşinden soru çözdürmek için koşmayacaksınız. Bunların hepsi geride kalacak. Ve işler yolunda giderse, ne bileyim, üniversiteye gitmek için valizinizi hazırlayacaksınız. Kendinizi hazırlayacaksınız psikolojik olarak. Böyle apayrı gerginliklerin peşinden koşmaya başlayacaksınız. Üniversiteye kaydolmaya çalışmak gibi. Ki ODTÜ'de bu büyük bir dert gerçekten. Yani o kaydolmaya çalışma süreci falan neyse. Bunları bir kenara bırakalım. Bu süreci daha yeni atlatan biri olarak belki de çok emin konuşuyorum kendimden. Ama bunları daha yeni yaşamam, bunları yaşamadığım anlamına gelmiyor. Umarım bu konuştuklarım, söylediklerim size ilham verir. Tekrar hepinize bol şans diliyorum. Söylediklerimi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çekmemi istediğiniz video varsa bununla ilgili yorumlarınızı da ve fikirlerinizi de aşağı bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.